Evet kıymetli dostlar nasılsınız iyi misiniz ne var ne yok sevgili arkadaşlar inşallah iyisinizdir diye düşünüyorum. Şimdi ilginç bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu bugün paylaşmak ne kadar akılkar onu da bilmiyorum ama paylaşma gereği duydum. Avrupa'nın en çok hat-trick yapan takımları Fenerbahçe 33 maç 5 hat-trick, Bayern Münih 25 maç 3 hat-trick, Stuttgart 20 maç 2 hat-trick, Bilgi ligin en iyi takımı olduğu iddia edilen Galatasaray'da hat-trick yapan herhangi bir oyuncu olmadı şu ana kadar. Üstelik rakipler Galatasaray hat-trick yapsın diye bu kadar çok uğraşırken olmaması da ilginç bir durum. Galatasaray demişken Feridun olduğu Suudi Arabistan'dan TFF'ye ihtarname geldi. TFF de Galatasaray'a ihtarname çekti. Niye ödemiyor bu paraları? Ah ah diyor sansürsüz futboldan. Ben aslında sebebini biliyorum ama aklıma gelmiyor. Şimdi Galatasaray'a karşı takımlar fark yemek için elinden geleni yapıyorlar. Mesela Konyaspor, Spor Alessano Endao'yu resmen istemiş. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz. Kayseri'de İstanbul Spor Başkanı Ecmel Saralioğlu ile bir araya gelmiş. Endao transferi için bir görüşme gerçekleştirmiş. Şimdi Konyaspor İstanbulspor'dan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Valon Etemi ile de 1,5 yıllık anlaşma sağlamış. Hocam bize ne Konyaspor'dan? Tahmin edin bakalım. İstanbulspor'un bu hafta oynayacağı rakip kim? Ben şunu söyleyeyim açıkçası Fenerbahçe ile oynayacak olsalardı Bunun adı şikeydi. Ya İstanbulspor'un puan sıralamasındaki durumu malum. Düşmek üzereler. Hatta düşürülecekler desem yok bunun adı şiki olurdu. Fenerbahçe'ye karşı şiki oluyorsa Galatasaray'a karşı olunca da ne olur? Size bırakıyorum. Yani ne kadar şereflice yorum yapıyorsanız ona bırakıyorum. Son 10 maçın 7 tanesinde, hayır 8 tanesinde Galatasaray'ın rakibinin en az yani rakibinin en iyi oyuncusu son saniye kart cezası oluyor. Maaş krizi çıkıyor. Ben oynamam diyor. Transfer teklifi alıp maça çıkmıyor transfer görüşmesine gidecek. Hani Konya, Sivas, Rize falan tek tek saymaya gerek yok. Şimdi İstanbulspor'un en önemli iki oyuncusu Etemi ve Endao gidiyor. Hani bu iş tesadüf değil. Trabzonspor maçını hatırlayın ya. İki tane futbolcunun kadro dışı kalmasına. Tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır. Bilginiz olsun. Şampiyon yapılmak için ne yapıyorlar? Bunu da soruyorum. Yani takımlar için. Futbol Benchmark'ın yaptığı habere göre Galatasaray ülke şampiyonları içinde Paris Saint Germain ile birlikte kar değil zarar eden iki kulüpten biri olmuş. Fransız ee, kulübü Paris Saint Germain. Rapora göre Galatasaray 2022-23'te 49.2 milyon euro zarar etmiş. Şampiyon oluyor ama bu kadar zarar. Raporda Galatasaray'ın üst üste 4. yılda ekside olduğuna dikkat çekilmiş. 2022-23 sezonda bir önceki sezona göre 20 milyon euroluk bir kötüleşmenin altı çizilmiş. Raporda 2022-23 sezon için Galatasaray'ın işletme geliri 91 milyon euro olarak gösterilmiş. Aynı rapora göre Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki işletme geliri 104 milyon euro. Yani birisi şampiyon yapılmasına rağmen aldığı para 91 iken öbürü şampiyonluğunun çalınmasına rağmen 104 milyon. İlginç. Çok çok ilginç. Şimdi Fenerbahçe son iki sezonda 86.2 milyon euroluk satış yaptı. Satışta Süper Lig'deki en yakın rakibine 52.95 milyon euroluk fark atmış. Bonus giderleri hariç. Böyle bir takım. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe. Ki Selçuk da sormuşlar. Selçuk İnan da diyor ki hani Averaj'da Fenerbahçe şampiyon oldum. Kolman Fenerbahçe maçında penaltı kaçırmıştı. O gol olsaydı Averaj'da bizi şampiyon yapacaklardı. Yani şampiyon o gol bizi şampiyon yapacaktı diyor. Biz şampiyon olacaktık diyor ama Fenerbahçe oldu diyor. Gerçekler zaten bu. Aksini düşünen de sıkıntı vardır. İddiaya göre Samsun Spor maçında yardımcı hakem gol yediğimiz faul pozisyonu için hakeme çok basit olur bu faul diyor. Yardımcı hakemin uyarısına rağmen maçın hakemi Bahattin Şimşek faulü veriyor ve gol yiyoruz. MHK'nın ödül ceza sistemindeki tutarsızlık yüzünden hakemlerin bilinçaltı Fenerbahçe'yi doğramak üzerine çalışıyor. Fenerbahçe cezalandırmaktan vazgeçin. Toplumu ayrıştırıyorsunuz diyor Ayetullah Bey hesabı. Ki ben de aynı görüşteyim. Bahattin Şimşek delikanlıysan bu hafta Galatasaray'ın sahasında göreceğiz. Bakalım kaç dakika uzatma vereceksin? En az 15 dakika diyor. Serdar Ali Çelikler. Yok Galatasaray öndeyse 5-6 dakikada bitirir. Galatasaray'ın gole ihtiyacı var 15 dakika uzatır. Lütfen doğru konuşalım. Çünkü federasyon başkanı kaldı ki Mehmet Büyükekşi için kim ne dedi? Ahmet Çakar çakmış cümleyi. Ahmet Çakar Fenerbahçe lehine hakem hatası olduğu zaman küplere biniyor büyük ekşi diyor. Ali Konak Galatasaray kaybedince keyifsiz oluyor Mehmet Büyükekşi. Nihat Özdemir. Mehmet Büyükekşi fanatik bir Galatasaraylı. Galatasaray için benimle kavga bile etti diyor. Ya ben onu buna geçtim. Telefonumda Baylok var. Çıktı diyor arkadaş. Ama ona rağmen Devam edebiliyor. Bu çok ilginç değil mi? Bence çok çok ilginç. Bakın Ali Çamlı sert açıklamalarda bulunmuş, hakemlere çiçek vermek hataymış diye. Kayserispor başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'de sağlarında oynadıkları maçta hakemlere çiçek vermesinin Sivasspor maçı hakemlerle ilgili açıklamalarını eleştirmesine şey yaptı. Hakemlere çiçek vermek de büyük hata etmişler. Bugünki şartlarda Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Bunu yaptık ama sen eğer bunu yaparsan ben konuşmayı da bilirim diyor. En ağırını da konuşuyorum. Sadece bir penaltı olayı değil. Daha 15. dakikada Ali Şaşal'ın pozisyonu penaltı verilmedi. Arkadaşlar İstanbul Spor maçıyla ilgili konuşuyor. Tiam'ın pozisyonu penaltı verilmiyor. Özür dilerim. Sivas Spor maçıyla ilgili konuşuyor. Kayseri Spor Sivas maçı yani Siva, Tiam gitmeden ki maç. Ali Şaşal'ın pozisyonu penaltı verilmedi. Kaleci Ali Vural Şaşal. Tiam'ın pozisyonu penaltı. Sivas Spor oyuncular taraftarı tahrik ediyor. Atılmıyor. Kulüp dünyanın cezasını alıyor. Ben hakemleri çok başarılı bulduğum için o açıklamayı yapmadım. 6 hafta üst üste bizim penaltılarımız verilmedi. O an için akil düşünmeye ihtiyaç vardı. Bu tak bir, bir, takım önemli gördüğüm insanlar bu konuda böyle davranmamız gerektiği konusunda telkinde bulundukları için açıklama yapmamak Kayseri Spor'un hakları eğer yenmeye başlandıysa o zaman da en ağırını konuşacak üretimde cesaretimde var diyor ki ilginç cümleler kullanıyor. Ben Ali Çamlı'yı tanırım. Kendisi imamdır. Bunat Camii'nde de imamlık yaptı. Yani arkasında namaza durmuş insanlarız bu cümleleri söyleyecek bir duruma geliyorsam ya Türk hakemleri ciddi manada rezil durumdadır ya da ciddiden daha öte durumda rezil durumdadır. Bakın arkadaşlar Ankara Gücü Başkanı, eski başkanı Faruk Koca. Böyle bir insan değildi Faruk Koca. Ben Faruk Koca'yı yani ismen tanıyorum, cismen tanımıyorum. Şu an Ankara'da yani bir imkanım olsa tanışırım. Harbi söylüyorum tanışırım. Ya çok baba bir adam ya siz böyle hani ekranda bir saniyelik bir dakikalık videosunu görüyorsunuz. Buna hiç kanmayın. Çok baba bir adam. Harbi söylüyorum çok baba bir adam. Çok kişinin derdine derman olmuştur. Çok kişi ya gidin ki ya benim açım açıktayım. Para verir misin? Şey ver. Bak beni beni tanımaz. Ama ben onu tanıyorum. O Faruk Koca hakem dövecek bir adam asla değil. Gır gırınla şamatasında muhabbetinde bir adam. Ya birileri hakemlere boh bohladı. Sınavlarını falan kaldırdı. Hakem olmasını daha da kolaylaştırdı. Dil sınavını kaldırdı. İdmanını kaldırdı. Bu noktalara getirdi. Sonuçlar şu an bile çok acı ama böyle giderse daha da acı olacak. Ben size söyleyeyim. Çok daha acı olacak. iki yüzlülük, yandaşlık. Türk futbolunda bunların olmaması lazım ya. Ya arkadaş. Ya yani bir takımın başkanı takımı sahadan çekiyor. Bir takımın başkanı hakemi dövüyor. Hiç hakemlerin suçu yok? Hiç federasyonun suçu yok? Ki ben bugün bak Faruk Koca'nın hani samimi bir ortamda telefonların bana bir ortamda konuşacak olsam ona kuracağım çok farklı cümleler var. Burada söyleyemiyorsun o cümleleri. Dün bir şey ortaya atıldı Abdülkerim hakkında. Eğer bundan tam 4 yıl önce Fenerbahçeli Vedat Muriç TFF Hukuk müşaviri tarafından bilinçli sarı kart görme nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ise Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı da aynı şekilde PFDK'ya sevk edilmelidir. Ceza çıkar mı çıkmaz mı ama Muriç gittiyse o da gitmeli demişti. Eee bu yazanı biri dedi ama Özür diliyorum. Hakkını helal etsin. Ben e, buraya not etmiyorum. Feridun Nideloğlu olması lazım ya. Çok özür dileyerek şey yapayım. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam Abdülkerim milli takımda sakatım dedi. Gitmedi ama hazırlık maçında oynadı bir gün sonra. Birkaç gün sonra pardon. Sakat olarak milli takıma gitmeyen futbolcu hazırlık maçında oynadı. Bunu Fenerbahçe futbolcusu yapsaydı vatan hainiydi. Ha? Bugün hala vatan hainiydi. Ben Galatasaray futbolcuna vatan haini falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunu Fenerbahçe futbolcusu yapsaydı vatan hainiydi. Etiketini yediydi. Çok net söylüyorum. Artı aynı futbolcu eşim hamile yanında olmam lazım deyip izin alıp takımın Avrupa maçına gitmişti birkaç gün sonra. Yani Abdülkerim Bardakçı hakkında sakatlık diyorlar. 3 hafta sahalardan uzak kalacak diyor. Mesela ben Galatasaray'ın yerinde olsam onlar severler bunu yapmayı. Yalandan PFDK'ya sevk ettirip 3 maçta ceza yedirttiririm. Bilerek. Bilerek sarı kart diye ceza yedirttiririm. Alırım arkama rüzgarı. Algı rüzgarına. Yapmayacakları bir şey değil. Algı dedin miydi? Kitabını yazan bir kulüp. 9 senedir Fener'i şampiyon yapacaklar. Fener'i şampiyon yapacaklar. Bir tanesi öldü geberdi gitti. Ahirette hesabı zor olsun. Yemin ediyorum diye Fener'i şampiyon yapacaklar. Allah çarpsın Fener'i şampiyon yapacak. Kur'an çarpsın. İnşallah bugün dualarınız o şekilde ettiğiniz şeyde yalan dualarınız bakalım ne olacak. Ya bence bunu yapmalılar. Yapacaklarını düşün, düşünmüyor değilim. Ben burada örnek diyorum ama şimdi ben burada şunu söyleyeyim. Doğru konuştuğum zaman karşımdaki kişiler ama diye araya girebilir. Sıkıntı değil. Ancak karşımdaki kişiler küfür ediyorsa bilin ki çok doğru konuşuyorum. O kadar doğru konuşuyorum ki bu doğruların ortaya çıkmasından nefret ediyorlar, istemiyorlar demektir. Şimdi sevgili Metin Sipahioğlu, kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Metin Sipahioğlu çok güzel açıklamalarda bulunmuş. Sezonun başından beri 21. hafta sonunda kayıtlarıyla ve kanıtlarıyla güncellenen Trio 3 eski FIFA hakeminin skora etki eden yanlış yönetim değerlendirmeleri tablosu diye bir paylaşımda bulunuyor. Şimdi bu paylaşım taraflı bir paylaşım. Galatasaray lehine bir paylaşım. Harbi söylüyorum bak. Şimdi bu tablolarda sadece var protokolünün karışabileceği. Skora etki eden kırmızı kart, penaltı, gol, offside konularında yapılan hatalı değerlendirmeler ele alınıyor. Yani Rakibine haksız kırmızı verildi. Bu lehine bir hatadır. Senin oyuncuna haksız kırmızı verildi. Aleyhine hatadır. Anlaşıldı. Haksız penaltı kazandın. Aleyhine hata, şey, lehine hatadır. Ama rakibin penaltısı verilmedi. Yine lehine hata. Rakibi haksız penaltı verdi. Aleyhine hata. Şimdi Fenerbahçe Samsun Spor maçında Samsun Spor'un attığı golden önce verilen yanlış faul kararı bu değerlendirmeye dahil değil. Bu hakem kararı çünkü. Var kararı değil. Hiç yanlış bir karar. Galatasaray Konya maçına Galatasaray'ın attığı ilk golden birkaç pozisyon önce Konya verilmesi gereken faul var mesela. Bu da hakem kararı. Bu tip pozisyonlar değerlendirmelerde yok. Düşünün bak Fenerbahçe'nin aleyhine Galatasaray'ın da lehine pozisyon yok daha. Sadece bu pozisyonda bile Fenerbahçe şu anda 2-0 geride. Yani Galatasaray'ın bir golünü çıkın. Fenerbahçe'nin de yediği bir golü çıkın. Şu an 2 puan önde Fenerbahçe var. Belki Galatasaray o maçta ıkınacak. Sıkılacak 3 puan alamayacak. 4 puan geri olacak. Hani bunlar yazılı takdirde Fenerbahçe daha belirgin. Bak objektif şekilde sadece var protokolü kriterler hakkında yapılan hatalı hakem değerlendirmelerini baz alıyor. Ayrıca Fenerbahçe Galatasaray maçında maç adam maç akşamı eksik görüntü açılarıyla yapılan yorumlarda Icardi'ye penaltı verilmesi gerektiğini de söylenmiş ya. Eksik görüntü açılarıyla yapılan bu yorumlar bile taraftarımızca tablolar aynen ekleniyor. Yani Galatasaray orada penaltısı verilmedi olarak kabul ediyoruz. Düşünün bak. Şu anda Galatasaray 3 farklı önde yani Fenerbahçe'den. Tüm bunlara rağmen total tablo şu şekilde. Arkadaşlar ben size ekranda görselini vereceğim. Sezonun başından beri bunlar hazırlandı. Ben şöyle birden itibaren vereyim de aklınızda bir soru işareti kalmasın. Tabii ki de ekran küçük. <laughs> Büyütebilirim ama çok zaman kaybolacak. olacak. Galatasaray 21 maçta 5 kez lehine, 5 kez de aleyhine yönetim olmuş. Bunlardan biri de Fenerbahçe maçıymış ya. Yanlış anlamayın. 0 yani lehe, aleyhe yönetim. 0'a 0. Sıfır. Fenerbahçe'nin 21 maçında 3 kez lehine, 7 kez aleyhine yönetim gerçekleşmiş. Toplamda Galatasaray lehine 4 fark. Yani 4 maç Galatasaray kollanmış. Geri kalan maçlar eşit gibi düşünün. Ve az önce söyledim yani Konya maçı falan filan. İlk 13 hafta tüm kayıtlar, kanıtlar, değerlendirmeler alıntılanan tweet'te yer almaktadır diyor. 14. haftadan itibaren tüm kayıtlar, kanıtlar, değerlendirmeler bu tweet'te yer alıyor. 14. hafta Pendik Galatasaray maçı Galatasaray lehine yönetim. Pendik'in bir penaltısı verilmedi. Oto 25 diyor. Hemen buradan hemen buradan 25'i bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle güzelce de büyütebiliriz. Hatırlayın arkadaşlar. Bakın penaltı kararı verilmesi lazım. Devam kararı doğru mu diyor. Hayır penaltı verilmeli diyor 25. Fenerbahçe Sivas maçı. Dengelenen yönetim. Sivas Spor'un bir penaltısı verilmedi diyor. Oto 26. Yaz bu Fenerbahçe'nin şey Sivas'ın penaltı verilmedi bak. Artı Fenerbahçe'nin de bir penaltı verilmedi. 27. Arkadaşlar bu arada bak hakemlerin verdiği kararlara bakabilirsiniz. Fenerbahçe'nin beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Hayır. Penaltı olmalıydı diyor. Sivas'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Hayır. Penaltı olmadı. Yani birebir dengelenmiş şekilde. Umarım anlatabiliyorum. Ya buraya buraya anlatabiliyorum umarım. 17. haftaya gelelim. Galatasaray Karagümrük maçı. Galatasaray lehine yönetim. Karagümrük'ün bir penaltısı verilmedi. 28. fotoğraf görsel. Fotoğraf görsel. Biraz daha büyüteyim isterseniz şöyle. Tam ekrana sığsın arkadaşlar. 28. Bu arada ne kadar acı değil mi? Yayıncı kuruluşun logosunu kesmek zorunda kalıyor. Telif atmasınlar diye. Şimdi Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyon. Bir tek çok koyu Galatasaray Bülent Yıldırım lagaluga yapmış. 18. hafta Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray aleyhine yönetim olmuş. Galatasaray'ın bir penaltısı verilmemiş. Fotoğraf 29. Ya yani Duran da burada devam karar diyor. Bakın 3'te 3 olanlara baz alırsak. 3'te 3'ü baz alırsak daha farklı bir sonuç çıkıyor. 30. muhtemelen bura Galatasaray Konya maçı. Galatasaray'ın bir penaltısı verilmemiş. Galatasaray'ın aleyhine sayılmış bu. Bakın. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar eğer bu videoya herhangi bir küfür ediyorsanız namusunuz şerefiniz hakikaten yoktur gram şerefiniz yoktur. Bakın gram şerefiniz yoktur. Bir Fenerbahçe sayfasında sizin hakkınızın yenildiği de söyleniyor bak. Yani sizin pena Konya maçı aleyhinize yönetilmiş. Oysa attığınız ilk golden önce faul var mesela. Fenerbahçe maçın bak aleyhinize yönetilmiş diye burada itiraf var. Anlatabiliyor muyum? Burada itiraf var. Buna dahi itiraz ediyorsan siz omurgasızsınızdır. Ben edenlere söylüyorum. İstanbulspor Fenerbahçe, Fenerbahçe aleyhine yönetim. Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmedi diyor. 31 numaralı görsel. Mert Müldür'ün pozisyonu arkadaşlar. 3'ü de penaltı diyor. 20. hafta Gaziantep Fenerbahçe. 32. görsel. Fenerbahçe'nin lehine yönetim olmuş arkadaşlar. Fenerbahçe'ye yanlış bir penaltı verilmiş. Ancak şunu söyleyeceğim. Lehine bir yöntem olmuş ama Fenerbahçe bu golle kazanmadı. Bu penaltı kaçtı zaten. Yani burada lehine saymak da yanlış. Fenerbahçe'nin fark 5'e çıkmış oluyor burada. Yani lehine şey aleyhine 4 taneydi ya. Aleyhine 5 burada lehine çıkmış oluyor. Fark 5 olmuş oluyor. Bu penaltına hiçbir skorla alakası yok ki. İrfan Can'ın kafa golüyle yendik biz. Son olarak Galatasaray'ın Kayseri Spor maçı. Galatasaray, Galatasaray Konya maçı Galatasaray aleyhine yönetim. Galatasaray'ın bir golü verilmedi diyor. Bu yine üstteki maçta aynı arkadaşlar. Yani Yine Konya maçı. Yine Konya maçı. Kayseri maçı değil. Anlaştık mı? Özellikle rakip yönetim ve camia tarafından baskı altına alınmaya çalışan Trio programındaki eski hakemlerimizin son haftalardaki yorumlarında bazı tutarsızlıklar dikkatimizden kaçmamakta olup ben halen kendilerini bağımsız ve özgür insanlar olarak görmekte ve objektif kriter olarak kendilerine referans almaya devam etmekteyim. Özetle ligin 21 haftası geride kalmış iken Ligin şu ana kadar olan kısmında hakemler tarafından hakkı yenen takımın açıkça Fenerbahçe Spor Kulübü olduğu objektif, veriler ve rakamlarla sabittir. Karşı tarafın kamuoyunu yalanlar içeren algılarla beslemeye devam etmesine karşın var gücümüzle gerçekleri Fenerbahçe için haykırmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi bir de ben aldığım notları okuyayım. Şimdi ben de biraz Fenerbahçeli gözlüğüyle <laughs> bu notları aldım. Arkadaşlar bu arada şu anda hangi aydayız? Ocak ayındayız. Ocak ayında Fenerbahçe her hafta penaltı kazanıyor algısı olması lazım. Çünkü ben buraya notlarımı ekledim. Ben bunu uzun zaman önce de sizinle paylaştım aslında. Hatırlamayacağınızdan da eminim. Nedir uzun zaman önce paylaştığım şey? Erden Timur'un yapacakları arkadaşlar. Ben bunu paylaştım. Hatırlamazsınız. Şimdi ben size hatırlatayım. Bakınız şöyle bir şey hazırladım. WhatsApp ekibinin sezon sonuna kadar yapacağı açıklamalar belli oldu. Ağustos'ta UEFA FIFA KAS Fenerbahçe şikayetleri. Eylül'de gizli güçler Fenerbahçe'yi yine şampiyon yapacak. Bunların hepsi yaşandı değil mi? Ekim hakemler bizi doğuruyor bu hafta var görüntülerini açıklarım. Ha, he. Kasım hedefimiz Avrupa'da kupa Aralık hedefimiz süperlik ama hakemler bize çalışmazsa ben bu ligi bitirtmem. Yaşandı bu. Ocak ayı Fenerbahçe her hafta penaltı kazanıyor. Şubat ayında TFF ziyaretleri. Mart ayında elimde belgeler var. Nisan'da Florya'da futbolcular arasında kavga falan çıkmadı. Kerem yine yumruk yedi. İddiaları doğru değil. Bunu mutlaka not edin arkadaşlar. Şaşmaz. Yani Mustafa Hoca'nın bilmek gibi bir huyu var. Bu şaşmaz. Bu bir. İkincisi. Ligin birinci haftası Gaziantep maçında net penaltısı verilmeyen Fenerbahçe. Vardan iptal edildi. Penaltı. El büyüyor yerde. O da ayrı bir olay. Yani bu... İkinci hafta Samsun'da Fred'in net golü sayılmadı. Üçüncü hafta Ankara gücü maçında Ceko'yu son adam düşürdü. Kırmızı çıkmadı. Fred'e yapılan net penaltı verilmedi. Üç trio ekibi de penaltı dedi. Bir farkla kazandık. Rakibinde o sayıyla bir penaltısı verilmedi dendi. Yani dengeleme. Burada sadece Ceko'nun hakkı yenmiş oluyor. Anlatabildim mi? Üç maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş. Yani bir penaltısı bir golü rakibe çıkması gereken bir kırmızı çıkmamış. İlk üç maç. Dördüncü maç. Antalya maçında Zayt'e yapılan net penaltı. Ki bunlar e, ya şu trio ekibinin görselini küçültürsem e, hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta uslu bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Burada muhtemelen dönecek bunlar çünkü üçünün yapmış olduğunu ben baz aldım. Yani üçü söylemişse bunu baz aldım. Ama tabi ekran küçük olduğu için göremezsiniz diye düşünüyorum. Beşinci maç. Alanya maçında Şimanski'ye yapılan net penaltı verilmedi. O yapılan harekete rakibe kırmızı kart çıkmadı. Alanya deplasmanı. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Zor zor kazandınız denildi. 6. hafta. Başakşehir'i 4-0 yendik ama verilmeyen 2 penaltı. Rakibe çıkmayan kartlar var. Üstelik bu penaltılar net penaltı ve Trio ekibinin 3'ü de bunlara penaltı demişken. 7. hafta Çaykur Rize maçında hatırlayın 5 penaltı pozisyonu tartışıldı. 3'üne ağız birliğine varmadı Trio ekibi ancak 2 tanesine Ağız birliğiyle hepsi penaltı dedi. Fenerbahçe 5 gollü bir galibiyet kazanıyor. 2 penaltısı verilmiyor. Sayılmayan golünde Usta'yı 50 oynadı dedi. 3'ü de dedi ki bu gol olmalıydı. Var karışmamalıydı. Bakın henüz 7. maç Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltı sayısı. Alanya'da, Antalya'da 2 toplamda. Ee, Ankara gücünü saymıyorum. birebir 1 eşleştiği için 0 0. Sıfır. Gaziantep'te sayılmayan 3 oldu. Samsun'da sayılmayan net gol. Rakibe yapılan kırmızının verilmesi. Ama o sayıya yapılan kırmızıya çıkmadı. Geçen sezonda Fenerbahçe'ye orada kırmızı çıkmamış. da o da onunla dengelenmiş olsun. 8. Kasımpaşa maçında bu kez aleyhimize değil lehimize hata denildi. İlk gol öncesi faul denildi ama sıradan bir ikili mücadele idi. Fenerbahçe'nin attığı ilk golde. Bence temiz. Daha ağırlarını gördük biz Galatasaray maçlarında. Ki buna da temiz demişlerdi onu da söyleyeyim. İkinci golde verilen penaltıya ucuz dendi. Hani Kerem'e ve İkar diye dokunulduğu anda verilen penaltılara göre net penaltı. O ayrı mesele ama ben de vermezdim dedim. Kasımpaşa'nın özetini izleyin o maçta. ben olsam ben de bu penaltıyı vermem dedim. Ya Kasımpaşa'nın isabetli şut sayısı 1. O da 40 metreden. Takım 1-0 önde. Net 7 tane gol kaçırmış. Yani ee, penaltı verilmese de o maç 1-0 biter diye düşünüyordum. Neyse. Yine de lehimize saydım. 9. hafta. Fenerbahçe 4 Hatay Spor 2. İlginçtir. Sorsam Hatay yattı derler. Arkadaşlar bu maçtaki pozisyonları söylüyorum. Fenerbahçe'nin penaltısı iptal edildi. Edilmemeliydi. Penaltı öncesi offside denilerek var iptal etti. Hakemi çağırmalıydı. izle diye ki o da iptal etmeyecekti. Bakın iptal edilen bir Fenerbahçe penaltısı. Burak Bekaroğlu'nun sarı kartı iptal edilmemeliydi. O penaltı pozisyonda. Oyuncu sonradan kart gördü. ikinci sarıdan atılmalıydı. Dadaşov, Burak, Aburjani ki iki kez çift ayağa basması var Aburjani'nin ve Fred sarı kart görmeliydi. Yani Aburcan oyundan atılmalı. Burak bekar penaltı penaltıda yemesi gereken kart var. Normalde yediği kart var. Bir de ayağa basmadan yemesi gereken kart var. Aburcan'ın yemesi gereken iki tane kart var. Lamkel ikinci sarıdan kırmızı görmeliydi. Ferdiye yapılan el yüze pozisyon için oyun oynattıktan sonra dönüp kart vermemeliydi. Hani hatırlayın Ferdi'nin yüzüne vuruluyor. Devam ediyor. Yani hataysız oyuncular da top devam ettiriyor. Top taca çıkıyor. Avantaja bıraktım diyor. Pozisyon bitince diyor ki Ferdi'ye faul yapıldı. Elde yüze vuruyor. Yani elle yüze vuruyorlar. Dünya tarihinde böyle bir hadise yoktur. Sırf bu pozisyon bile bu maçtaki hakemin niyetinin ne kadar bozuk olduğunu göstergesi. 10. hafta Pendik Spor 0 Fenerbahçe 0. Ceko'yu 3-0 iken son adam deviriyor. Kırmızı yok. Bunu çok tartışmadılar. Bunda fikir birliği yok ama 90 artı 2'de hakemin gözünün önünde Ferdi'yi ceza sahasına deviriyorlar. Maç 5-0 penaltı verilmiyor. 11. hafta Fenerbahçe 2 Trabzonspor 0. Bugün Trabzonsporlara sorun. Kur'an-ı Kerim'in üstüne el basın. Yemin edin kimin hakkı yendi deyin. Hepsi Trabzonspor derler. Ama ben açıklayayım. İlk yarda ona açıyor 7 faul. Biri ayağa basma birisi şiddetli itiraz. Ona rağmen sarı kart yemedi. Totalde 10 faul yaparak maçı sarı kartsız tamamladı. Vicdanı olan herkese soruyorum en azından bir sarı kart yeseydi bunu yapabilir miydi? Bir ayağa basmaya sarı kart yeseydi, kalan 9 faaline ikinci sarıyı yiyemez miydi? Şiddetli itiraza sarı kart gerekmez miydi? Densville 24'te ceza sahası önünde elle topu kesiyor. Frikik verilmiyor. İrfancan Kahveci'ye kayarak önce topa sonra ayağına basarak sarı yemiyor. Yani frikik yese, sarıyı yese, bir de İrfancan'a kayarak müdahalesinde sarıyı yese İlk 45 dakikada Densville atıldı. 45 artı 2 Şimanski'ye net bir penaltı var. Vanilla hem sarı yemeli hem penaltı verilmeli. Devam kararı çıktı. Devam kararı çıktı. 45 artı 2'de Fenerbahçe penaltı atsa skor 1-1 olsa. Onu açıyor o, o ana kadarki sarıyı yemiş olsa. Densville en azından şu iki hareketten birine sarı kart yemiş olsa ikinci yarı bu kadar cesur cüretkar olamazlardı. Ve 45 artı 2'deki de ne? Herkesin penaltı dediği pozisyon. Bilginiz olsun. Premier Lig'de bunun aynısına penaltı artı kırmızı çıktı. Biz sarı diyoruz. Ona Açun'un iptal edilen golü var. Bütün hakemler iptal kararı doğru. Burada faul var diyor. Bakın Ona Açun'unkine. Tadice penaltı çalındı ki bu bence haksız penaltı. Bunu da 1-0'da çalması gerekirken 3-0'da diyet olarak çaldılar. Deniz Çoban. Mehmet Can bu çekmeden etkilense hakeme itiraz eder ama hiç itiraz etmiyor. Hakemin kararına saygı duyuyorum dedi. Diğerleri de Hani bence penaltı değil. Tadiç'in de faulü var dedi. Ben bu cümleyi özellikle seçtim. Ama bana göre penaltı değil. Bana göre Şimanski'nin ki çok daha net penaltı. Ve skor 1-0'dı. İsmail Yüksek'e haksız yere oyundan attı. İki faulünde, iki sarı kartında. İkisi de sarı kart değil. Bu standartlara göre onu açı 32'de atılmalıydı. Densfil 24'te 42'de atılmalıydı. Şimanski'nin pozisyona kırmızı çıkmalıydı. O sayenin hakem aldatmaya yönelik hareketi var. İkinci sarıdan kırmızı görmesi gerekirdi. Bak kendi oyuncum için de söylüyorum. 82. dakika. Crespo'ya yapılan penaltı doğru. Penaltı tekrarı da doğru. Mendi içeri giriyor. Bunu ortak karar. Trabzonspor'un Enis'le topu ağlarla buluşturduğu pozisyonda Trezeguet Mert'i iki eliyle itiyor. Gol iptal kararı doğru. Bir de Trezeguet'in şey, Şimanski'nin penaltı beklediği ikinci pozisyon var. Buna Bünyamin Gezer penaltı diyor. Trio ekibi değil diyor. O yüzden almadım. 12. hafta Yukatel Adana Demirspor. Yok Yukatel miydi? Başka bir şeydi. Y Adana Demirspor 0 Fenerbahçe 0. Dakika 70. Osterwolde'yi boğazından indiren Rodriguez'e kırmızı verilmedi. Varda vermedi. Ndiaye en azından sarı yemeliydi. Yemedi. Orada üçüncü bir arkadaş var kavgaya karışan. Onu hiç saymıyorum bile. Adını bile almak istemiyorum. Balotelli Mert Müldür'ün ayağına 3 hareket yapıyor. Sadece sarı kart diyor. Bu hareket kırmızı olmalıydı diyor trio ekibi. Belan dava topunda Crespo'ya dirsek atıyor. İkinci sarı ya da direkt kırmızı yemeliydi diyor. Ancak Belanda'nın bu pozisyon 90'lara yaklaşırken de çok önemli yok. Fakat 70'te kırmızı şart. 13. hafta Fenerbahçe Karagümrük Şimanski'nin ceza sahasına girerken şutuna penaltı artı kırmızı çıkmalıydı diyorlar. Yani en azından ya ayağına bir müdahale var hatırlayın. Net bir basma var sakatlayıcı bir hamle. En azından sarı kart artı penaltı çıkmalıydı. Ceza sahasına girerken yapılan bu hareket ancak ceza sahası dışı kabul edildi. Oysa Fenerbahçe Ümraniye ile maç yaparken ceza sahasının 1.5 metre dışında yapılan faul penaltı çalınmıştı. 14. hafta Fenerbahçe 4, MS Yapı Sivas Spor 1. O sahi ortada 28. dakika eli genişletti oyuncu. Hatırlayın şöyle vücuda bitişik dendi penaltı denildi. Trio ekibinin tamamı penaltı diyor buna. O penaltı dediler ama Fırat Aydınus diyor ki o topu ayağının altıyla net olarak sıyırıyor. Sonraki müdahalesi de dışarıda diyor. Rakibe yönelik hareketine ama hatırlayın. Metin Sipahioğlu ne dedi? Penaltı dedi. Yani o penaltıyla Öbür penaltı birbirini dengeledi dedi. O numarada topa müdahalesi olduğu için iki oyuncunun toplu oynama şansı varken yapılan bu müdahale oyun devam eder diyor. Fenerbahçe'nin 3. golünde Fred faul yaptı diyorlar ama alakası yok. Fenerbahçe'nin golünde gelişen Fred kamera pozisyonunda Fred topa vurduktan sonra ayağı havadayken kameraya değiyor diyor. Ayağını koyuyor, çekiyor. Dolayısıyla temasın sebebi Fred değil diyor hakemler. Yani oyun devam eder burada faul yok diyorlar. 15. hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakemlik hiçbir durum yok. Her iki taraf içinde. 16. hafta hakemlik yine hiçbir durum yok her iki takım için. Ertelenen müsabaka. Ee, Konya maçı zaten 7-1 bitti. Hani daha ne olabilir ki? Ya daha ne olabilir ki? 17. hafta Kayseri Spor, 3 Fenerbahçe 4. Yine hakemlik hiçbir durum yok. Her iki takım içinde. 18. hafta Fenerbahçe Galatasaray maçı. Şimdi Şimanski'nin şutunda rakip elle müdahalesi var. Vücudu büyütüp buna penaltı vermiyorlar ama biz buna itiraz etmiyoruz. Maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe'nin her kazandığı topa faul veren bir hakem var. Galatasaraylılarda ikar diye penaltı yapıldığı görüşündüler. Doğru kararı siz verin. 19. hafta İstanbul Fenerbahçe maçı. Ha şunu söyleyeceğim. Şu ana kadar ki Fenerbahçe'nin yeniden haklarını kabul ediyorlarsa ben de bunu Galatasaraylılarınkini seve seve kabul ederim. Eğer bunları kabul etmiyorlarsa Galatasaraylı arkadaşlar Bunlar kabul olmuyorsa, bunlar penaltı değilse, bunlar kırmızı değilse, bunlar eğer gol değilse Galatasaray'dan hiçbir şey gol değil. Hiçbir itiraz doğru değil. 19. hafta İstanbul bir Fenerbahçe 5. Rakibin yemesi gereken bir kırmızı var. İsmail Yüksel'e yapılan bir penaltı verilmedi diyoruz ama bir de Mert Müldür'e yapılan penaltı verilmemiş. Bunları Trio'nun söyledikleri. Yani Trio hem İsmail Yüksel'e hem Mert Müldür'e penaltı verilmedi diyor. Ama Mert Müldür'ünkine çok daha net diyorlar. İsmail'inkine o kadar net değil diyorlar. 20. hafta Gaziantep 0, -0 Fenerbahçe 1 nispeten hakem iyiydi ama Fenerbahçe'nin penaltısında sarısı olan kişi ayağa vurdu. ikinci sarıyı yemedi ama Trio ekibi diyor ki bu penaltı değildi diyor. Yani aynı Trio ekibinin ben Galatasaray'da Icardi'ye de aynı sahada daha hafif bir vuruş var ki Icardi yüzüne vuruyor rakibin ona penaltı net dediğine göre bu da nettir. Etkilendiler bence bir şeylerden o yüzden kıvırdılar. Penaltıda Ceko'nun vuruşu direkten dönüyor ama içeri giren net bir oyuncu var penaltı noktasında hem de. Bu penaltı tekrar edilmeliydi. Ya istediği kadar tırıyor ekibini. Metin, ben Metin Sipahiyol değilim. Ya ben Mustafa Hoca'yım. Ben gördüğümü söylüyorum. 21. hafta Fenerbahçe 1, Samsun 1. Fenerbahçe'nin ilk yarıda 41'de penaltı beklediği pozisyon var. Ama penaltı değilmiş. Yüzünden sekmiş, sırtından sekmiş. Bunu siliyorum. Rakip oyuncunun sarısı varken 43'te hakeme tepki olarak kaleye şut çekti çok uzaklardan. İnanır mısınız? BN Sports bu pozisyonun tekrarını göstermedi. Oyuncu ikinci sarı yemesi lazımdı. Yemedi. Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde de faul yok. Şimdi elinizi vicdanınıza götürün. Ya da vicdanınızı satın. Şeyinize satın. Deyin ki arkadaş ben adaletten yanayım. Ya da deyin ki ben adaletten falan yana değilim. Ben haksızlıktan yanayım. Ben arsızlıktan yanayım. Hırsızlıktan yanayım deyin. Siz bilirsiniz. Ya ben bu ligde çok şeylere gebe olduğunu düşünüyorum bazı şeylerin. Bazı olaylar bu ligde çok şeylere gebe. Nelere gebe onu siz benden daha iyi bilirsiniz. Ben bu kadar detayına girip anlatamam. Ama bu kadar haksızlık fazla değil mi sizce de? Bu kadar adaletsizlik, merhametsizlik. E yazık değil mi? Fenerbahçe'nin emeklerine yazık değil mi? Başkasının emeklerine yazık değil mi? Ali Çamlı çıldırıyor. Yarın başkası çıldıracak. Faruk Koca çıldırdı. Yarın başkası delirecek. Bunların emeklerine yazık değil mi? Bu insanlar insan değil mi? Futbolcuların emeklerine yazık değil mi? Şampiyon niye masa başında belirleniyor? Bunu ben söylemiyorum. Galatasaraylı yöneticiler söylüyor. Diyor ki bir yapı var diyor. Geçmişte bize de fayda sağladı diyor. Ne yapısı bu? Bu yapının adı ne? Sana ne? Ne hükmünde? Örgütsel faaliyetler, örgütsel hareketler falan filan diyorsunuz. Nasıl bir örgüt? Bu örgütün adı ne? Kim sizin şampiyonunuzu engelliyor Galatasaray? Bir hafta önce çıkıp diyorsunuz ki Fenerbahçe başkanı diyor ki bizim şampiyonluğumuzu engelliyorlar. Kimsizin şampiyonluğunu engelliyor? Hayırdır? Öyle bir şey mi var deyip bir hafta sonra çıkıp yüzsüz yüzsüz Galatasaray'ın şampiyon olmasını engellemek istiyorlar diyorsunuz. İşinize geldiği gibi konuşmakta üstünüz yok. Süper Kupa maçı oluyor. Fenerbahçe Atatürk'e yapılan saygısızlıktan dolayı ve yapılmış olan zulümden dolayı maça çıkmama karar alıyor. Galatasaray'da maça çıkmama karar alıyor. Göğsünü gere gere anlatıyorlar. Biz burada... Ee, bütün sosyal medya platformlarında iki başkanı da övdük. Dedik ki sakın geri durmayın. İkinize de, de destekliyoruz. İkinize de, de helal olsun diye. Ancak şey bittikten sonra belki korkudan, belki birilerine yamanmak için, belki Fenerbahçe'nin üstüne suçu yıkıp sıyrılmak için diyorlar ki Galatasaraylı arkadaşlar bizim hiçbir suçumuz yoktu. Bütün suç Fenerbahçe'nin diye. Ben merak ediyorum. Nereye kadar böyle devam edecek? Bugün Beşiktaş'ta bizim hakkımız yenildi. Şöyle oldu böyle oldu diyor. Ben Beşiktaş savunucusu, şucu, subucusu değilim. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer haksızlık karşısında susuyorsanız hem şeytan olursunuz hem haksızlıkta taraf olursunuz. Bugün Fenerbahçe şampiyon olmasın diye, Fenerbahçe şampiyon olacağına rakibi olsun diye onlardan yana tavır takınırsanız yarın bir bakarsınız yani Fenerbahçe şampiyon olurken siz ağlamayı sürdürürsünüz. Ve yamanmaya çalıştığınız kişi ya da kişilerin rezil olduğunu gördükçe de dersiniz ki ah keşke. Bu ülke 2010 2011 sürecinden geçti. 2015'te darbe sürecinden geçti. Bu ülke çok şeylerden geçti. Hani bizim hatırladığımız hatırlamadı. Birçoğunuzun bilmediği. Ama bu ülke hiç bu kadar kirli bir futbol ikliminden geçmedi. Sahada hakemin dövüldüğü, sahadan çekilen bir takımın olduğunu ben ömrü hayatımda ilk defa görüyorum. Oysa sorsanız 90'lı yıllar şöyle kötüydü, 80'li yıllar şöyle kötüydü. Haluk Ulusoy 6 sıra 4 sene şampiyon yaptı, şu destekler oldu, bu destekler ağır mağar falan filan. Neler söylerler? Hiçbir bu kadar kötü değildi. Hiçbir iklimde bu kadar kötü değildi. Ya öyle bir şey ki Galatasaraylıları bile inandırıyorlar. Diyorlar ki Fener'i şişiriyorlar. Bakalım balonu nerede sönecek? Ulan bu takım bu sezon kaç maç 5'in üstünde gol atmış? İnanılmaz bombalamış. Çok penaltı kullanıyorsunuz. Ulan Samsun maçında 38 kez ceza sahası içinde topla buluşmuş takım. Bir gol atıyorsa bu forvetlerin beceriksizliği. Ki kendi teknik direktörün çıkıp ne diyor biz gol, gol atamıyoruz bizim sıkıntımız bu demedi mi? Sonuçlandıramıyoruz ama bak Trabzon maçında sonuçlandırdık diyor. Keşke bütün takımlarda Fenerbahçe, Trabzonspor'un altı sayı oynadığı oyunu oynasalar. Mesela 5. gol attığımızda taraftarlar sevinseler yüzleri gülse. 3. gol attığımızda kutlama falan yapsalar. Yani rakip kalecisi böyle Sanki kurtarma imkanı varken böyle elini uzatamasa o kadar hızlı şut çeksek. Keşke. Yani futbolcu topu kaptırız ya şöyle bir bakıp aa koşuyor, hadi ben de koşayım falan yap şöyle bir iki saniye düşünse her pozisyonda. Yani keşke öyle olsa yani. ile yani gol atsan rakip hiç ses çıkarmasa. Ben de isterim böyle ortamı. Ama ben her şeyden önce şunu söyleyeyim adalet herkes için adalet. Birimiz için değil hepimize adalet gerek. Bugün Fenerbahçe'ye yapılanların yarın takımınıza yapılmayacağını bana garantisini verin. Diyeyim ki Fenerbahçe düşmanlığı yapın. Ayrıca şunu söyleyeyim. Cumhuriyet'in takımı Atatürk'ün takımına niye düşmansınız? Amacınız ne? Fener şike yaptı. Nasıl yaptı? Tek başına yaptı. Başka hiçbir takımla yapmadı. Nasıl başka hiçbir takımla yapmadı? Şike tek taraflı olmaz. iki taraflı olur. Tek tarafı olmadığına onun adına başka bir şey derler. Ki o sezon Fenerbahçe deplasmanda Trabzon'a yenilmiş ama evinde Trabzon'u yenmiş. Galatasaray'ı dışarıda yenmiş. Beşiktaş'ı dışarıda yenmiş. Ya Fenerbahçe Galatasaray'ı Beşiktaş'ı Trabzon'u yenmiş. Ya bu sezon ben size bir şey söyleyeceğim. Ligin ikinci devresinde Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Trabzon'u yenecek. Şampiyon olur mu? Yüzde bir milyon şampiyon olur. Var mı aksini iddia eden? Aksini iddia eden var mı? Angut'tur iddia ediyorsanız. Üçünü de yenecek. Şampiyon olur mu? Olur. Bu sezon inanıyorsunuz. O sezon niye inanmıyorsunuz? Bak bu sezon daha iyi profilde gidiyorlar. Galatasaray aynı puanda diye mi şike imasında bulunmuyorsunuz? Takımlar yattı sattı imasında bulunmuyorsunuz. Ben açık söyleyeyim Galatasaray Fenerbahçe'nin 15 puan gerisinde olsaydı şu an sosyal medyada herkes Fenerbahçe şike yapıyor diyordu. Şike öyle yapılmaz. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş şampiyon olmasın diye bilerek Galatasaray'a maç verir park görevinde. Şike böyle yapılır. Bursa düşmesin diye evinde önde olduğu maçta inanılmaz hatalarla maçı kaybeder. Taraftarı bile çıkar der ki ulan biz ona şikeci diyorduk siz şike yaptınız der. Han aklıma Bursa Spor geldi. O yüzden söylemek gereği duydum. Şike öyle yapmaz, Böyle yapılır. Hatır şikesi, gönül şikesi, teşvik bilmem nesi falan filan. Araba gönderirsin. Sonra o takımın kaptanını altyapında görevlendirirsin. O takımın kaptanının oğlu süperlikte hakem olur. Senin maçlarında full performans çalışır. Rakibinin performans, yani rakibinin maçlarında 6-8 kart gösterir. Falan filan. Bu videoyu ben Başakşehir-Fenerbahçe maçından önce çekiyorum ama korkularım çok yüksek benim. Bu ligde her an her şey hazır olun. Ama herkese şunu söyleyeyim, itidarlı davranın. Ne olursa olsun itidalli davranın. Çünkü biz bu filmi çok defa izledik. Fenerbahçe yarıştan kopmazsa, taraftar takımına sahip çıkarsa, Fenerbahçe'nin geleceği de çok parlak. Umutları da çok parlak, yıldızları da çok parlak. Diyorlar ya siz yıldızları eklemişsiniz falan filan. Bir arkadaşım yazmış, 5 yıldızı nereden eklediniz falan. Arka, aynı arkadaş yoruma yazmış, biz sizi 7-0 yendik. Ne zaman yendiniz? 1911'de yok Miryak Kefelen Savaşı'nda. E, dangalak 23'ten sonraki şampiyonlukları saydırmayıp yıldızları inkar ediyorsun. 1911'deki maçta gelip bana hava atıyorsun. Nasıl bir zeka seviyesi? Nasıl bir şey? Neyse çok uzattım. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Bir belgesel tadında biraz daha dertleşerek sizinle bunları çekmek istedim. 21 haftanın özeti bu. 21 hafta sonunda Fenerbahçe'nin 5 maçta hakkı yenilmiş durumda. Trio ekibinin verilerine göre. Yani 5 maç hakkı yenen Fenerbahçe. İyi de hocam. Sevgili hocam. Sen bir puan tablosunu aç. Açayım şekerim. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Fenerbahçe 4 maç puan kaybetti diyebiliyorum. Bugüne kadar yani 21. haftaya kadar. Evet 3 beraberlik bir mağlubiyet. Daha ne yapacaksın hocam? 5 maçı ekleyip ne yapacaksın? Tamam 3 mağlubiyet bir beraberlik. Mağlubiyet Trabzon maçı. Anlattım. Adana Demirspor maçı beraberlik anlattım. Samsun maçı. Ben bence hakemi burada yapabileceği bir şey yok. Ben hakemi de çok görmüyorum. Bir de bir beraberliğimiz daha vardı. Hangisiydi? Yine evimizde miydi ya? Yine evimizde sanırım. Adana Demir, Samsun. Ha şey, Trabzon beraberliği, Galatasaray beraberliği. Onda da yenilmemiz gerekiyormuş. Ama Galatasaray'ın aldığı puanlar vesaire vesaire. Yani benim mantığıma göre yine Fenerbahçe'nin eklenecek olsaydı alacağı puan buydu rakibin Fenerbahçe'yi bu kadar atıp tutarken rakiplerinin eksik kalması aldıkları penaltılar Fenerbahçe'yi eleştirirken yaptıkları hal hareketler ortada. Ben şunu söyleyeyim. Adaletli bir puan tablosu olsa hocam sence kaç puan olurdu? Ben hakkaniyetli konuşuyorum. Beni yanlış anlamayın. Çok hakkaniyetli konuşuyorum. Belki Fenerbahçe 50 Galatasaray'da 42'lerde 44'lerde olurdu. Yine iki tak bak iki takımdan da sildim puanı. Ha, yanlış anlamayın. 54 54'ler. Fenerbahçe 50-48 aralığında bir puanda Galatasaray 42-44 aralığında bir puanda olurdu. Orada Fenerbahçe hanesinde yine bir mağlubiyet yazardı. Belki Galatasaray mağlubiyeti yazardı. Çünkü biz o gün top oynamadık. Ama aynı Fenerbahçe'nin beraberlik hanesi farklı olurdu. Belki mağlubiyet hanesi de farklı olabilirdi ama beraberlik hanesi farklı. Galatasaray'ın mağlubiyet hanesi farklı olurdu. Belki Fenerbahçe'ye kaybetmezdi ama belki İstanbulspor'a kaybederdi. Belki evinde Konya'ya yenilirdi. Hiç bilemezsiniz bu işleri. Belki Kayseri'ye yenilirdi evinde. Benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah keyifle izleyeceksiniz. Görüşmek üzere.